Değerli basın mensupları, bugün 26 Ağustos Türk ordusunun Afyon'da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı günün 100. yılındayız. 100. yıl dönümü ve bu taarruzu gerçekleşmesinin 100. yıl dönümünde Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Sabri zihniyetine sahip olduğu için ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını attı ne de yine 26 Ağustos'ta 1070'de Roman Diyojen'in ordusunu Malazgirt'te tarihe gömen Sultan Alparslan'ın adını aldı. Metnin içinde bu zaferi kazanan büyük Türk milletinin adı da yoktu. Tekrar ediyorum, bu Diyanet İşleri Başkanı Türk milletine düşmandır. Türk tarihine düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir. Mustafa Sabri'den sonraki son Şeyhülislam'dır. Duyduk ki İngiltere'de, Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da kendisinden önce kaçanlar gibi yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaçmalısın da zaten sen. Allah'tan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük ordusunun son büyük taarruzunu yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir utanmazlıktır? Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır? Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız, sizin bu millet düşmanlığınız yüzünden, sizin bu iktidar yanlılığınız yüzünden camileri iktidar partisinin arka bahçesine çevirmeniz yüzünden millet cuma namazına gitmiyor artık. Son 20 yılda Anadolu'da 1000 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Ey Diyanet İşleri Başkanı olan adam, bil ki sen Sovyetler Birliği'nde Ateizmi Geliştirme Derneği Başkanı'nın yapmış olduğundan daha fazla ateist yetiştirdin. Deist yetiştirdin. Senin İslam'a verdiğin zararı bir tekrar Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Sultan Alparslan'a rahmet eylesin. Amin. 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 Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Fatiha. Ruhlar için Fatiha. Şurayı bir açabilir miyiz? Pardon.